karantina ihlali yaptığı tespit edildi ve bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Gerçi o iddiaları reddediyor. Batur karantinadan kaçtı. Öyle değil mi Enes Batur? Türkiye'nin en çok izleyicisine sahip olan YouTuber'cı arkadaş. Ancak filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında evinde bulunmadığı ortaya çıktı. Emniyet birimleri harekete geçti. Hiçbir şekilde evden dışarıya adımımı atmadım. Şerefim üzerine yemin ederim. Bunun yanında kanıtları var. Selam arkadaşlar, eğer bu videoyu izliyorsanız Covid-19 olmuşumdur, koronaya yakalanmışımdır ve koronayı yenmişimdir, iyileşmişimdir. Evet, üzücü ama şu an böyle bir gerçek var ve sizinle bu deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu süreçte neler yaşadım, neler yaptım ve nasıl yendim, sağlığıma tekrardan nasıl kavuştum, bunları size anlatmak istiyorum. Şu anda kaçıncı günü biliyor musunuz? Cumartesi gecesi bana teşhis konuldu. Yani ayın 12'sinde. Bu şu an ayın 17'si. 5. gün diyebiliriz aslında. Yani teşhis konulduktan sonraki 5. gün diyebiliriz. Fakat teşhis konulmadan önce de yaşadığım bazı şeyler var. Bu hastalığı herkes yakalanabilir. Bu şu anda bütün dünyanın büyük bir sorunu yani. Buna yakalandığınız zaman öncelikle telaş yapmamalısınız. Bunu reddetmemelisiniz. Ve direkt tedavi olmaya başlamak zorundasınız. Ben ilk hastalığa yakalandığımda Eylül ayının 10'u gibi belirtilerin başladığını görmüştüm. Eylül ayının 10'unda üzerinde bütün gün böyle büyük bir bitkinlik vardı. Sonra 11'inde ateşim çıktı saat 12 gibi. Yani ateşim çıktı, ben bir şey olmaz dedim. Yani sonuçta ateştir, geçer diye düşündüm. Tamı tamına 24 saat boyunca ateşim düşmedi. Sürekli çıkıyordu, sürekli alçalıyordu ve elimde ateş ölçerle dolaşıyordum paso. Düşsün diye dua ediyordum ve cumartesi günü sabah ayın 12'sinde yeter artık dayanamıyordum çünkü bütün gece ateşler içerisindeyim. Sabahın köründe de hastaneye gittim. Orada test yapıldı, serum verildi falan ateşimi düşürmek için. Orada ateşim düştü. Covid testi yapıldı. Buruna giren o çubuktan olan şeyden yapıldı. Biraz rahatsız bir şey ama yani o kadar da sıkıntılı bir şey değil. 15 saniye içerisinde bitiyor, acı yok, bir şey yok. Yani siz de çekinmeyin, korkmayın. Eğer belirtileriniz varsa direkt gidin test yaptırın. Evdekilerle birlikte bir karantinaya girdik şu anda. Kimseyle görüşmedim, eve geldim. Akşamına da test sonuçlarım çıktı, pozitif çıktı. Onu da e-nabızdan kontrol edebiliyorsunuz. E-nabızı indirin telefonunuza. Güncelleme gelmiş hatta, yüklüyorum ben şu an. Bak güncelleniyor. Covid-19 sonucum pozitif çıktı. Yani hayatını yaşamadığım bir şey. Sürekli her yerde görüyorsun. Sosyal medyada korona diyor insanlar. Haberlerde görüyorsun sürekli ama kendi başına gelince insan bir korkuyor, bir telaşlanıyor. Ne olacak bana şimdi falan diyor. Çünkü hiç gelmeyeceğini, hiç hastalanmayacağımızı düşünüyoruz. Yani benim de başıma geldiyse herkesin başına gelebilir. Koskoca Dwayne Johnson, Drakken bile bütün ailesi korona olmuş mesela ama atlatıyor insanlar. Çünkü gerekli önlemleri alıyorlar. Sağlıklı besleniyorlar ve çevresiyle temas kurmuyorlar. Yani başıma gelmez demeyin. Gene tedbirlerinizi alın. Maskenizi eksik etmeyin. Maskeyle dolaşın. Eldiven takın hatta. Bundan sonra böyle. Yani şu an evimizdeyiz. Evimiz büyük olduğu için ben sadece belirli odaları kullanıyorum. Çünkü evde başka yaşayan insanlar da var. Onlarla çok temas etmemeye çalışıyorum. Korona teşhisi konulan sadece 2 kişi var evde. İkincisini şimdi göstereceğim size. Onun yanına gitmeden önce maskemi falan da takayım. Lan dünya kısa bir süre içerisinde ne hale geldi? Şu halimize bak ya. Korku filmi gibi, yemin ediyorum. Ya şimdi diğer hastamız yanına geliyoruz. Diğer hastamız. Ne yapıyorsun hasta? İlaçlarını yanına almış. Evdeki diğer hasta da Ecenaz. Covid hastaları. Enes Batur'u Ecenaz. Ecenaz kendi odasında kalıyor. Ben kendi odamdayım. Bugün koronamın kaçıncı günü olduğunu bilmiyorum. İlk başta ufak bir halsizlik ve ateşle başladı. Ben öyle testi yaptırdım. Pozitif çıktım. Sonra evdeki herkes sıra sıra test yaptırdı. Halsizlik başka? Korkunç baş ağrısı, bir de gözlerimin şuraları ağrıyordu. Gözlerimi şöyle tutuyordu. Evet, böyleydim. Ondan sonra ateşim çıktı falan. Sonra bir gece terledim böyle uykumda. Sonra geçtiğini hissettim. Herkese farklı belirtileri oluyor. Ben de iki belirtileri ateş, halsizlik, tat kaybı. Yediğinizden zevk almıyorsunuz. Evet, ben hala yemek yemeye devam ediyorum ama yine de onun tadını alamıyorum. Mesela kolalı jelibonum. Kola olduğunu hissediyorum ağzımda ama yine de alamıyorum onun tadını. Benim ilk günlerde tadı gelmiyordu da şimdi daha iyileştim. Benim ilk günler fenaydı. Ateş mateş. Enes çok kötüydü. Ateşi çıktı. Sürekli şöyle titriyordu. Yapabilir miyim? Yap. Titreşim yap. Yapıyordu. Biz de onu eski haline döndürmek için yani. Ya ben niye konuşamıyorum? Korona beni öldürmüş. Beyin hücrelerimi
Şimdi size ilaçları göstereceğim. Bu videoyu da tam son ilacımı alacağım gün çektim. İlacı göstereyim. İlaç korona testiniz pozitif çıktıktan sonra devlet tarafından size yollanıyor. Arkasında böyle yazan bir ilaç geliyor. Yani ben ilacın tamamını içtim. Son bir tane kaldı. Onu da şimdi içeceğim. İlaç bir zarf içerisinde geliyor size. Zarfın içinden de şöyle bir kağıt çıktı. Sabah bir tane, akşam bir tane kullanım yazıyor. 5 günlük. Ben 5. gündeyim şu anda. İlk aldığım gün akşam olduğu için şu an son bir tane kaldı. Onu da şimdi içeceğim. Bol suyla tüketin. 12 saatiyle arayla için tok karnına kahvaltımı yaptım. Şimdi sonuncuyu içiyorum. Ama bunun dışında başka ilaçlar da var. Ben onları kullanmadım. Ecenaz'da var onlar. Onları da göstereceğim. Yani bu vücudunuzdaki koronanın ilerlemesini engelleyen bir hapmış. Yani bunu da alamıyorsunuz. Çok fazla kullanıldığı için korona testiniz pozitif çıktıktan sonra veriliyormuş diye duydum. Cenab, bugün biraz halsiz hissediyor. Dün gece ateş çıkmış galiba. Son sözlerini söyle. 36 nokta iyi. Güzel, temiz. Devam et. Neye? Yola. Size ilaçlarımla şov yapabilir miyim? İlk önce ilk yardım setimden bahsetmek istiyorum. bana destek olan cipsim ve muzum. Bir sürü şey söyledim. Lila Paus, Milka çikolata, cips, muz ve bir sürü jelibon ve benim iyileşmemde vitamin ve mineral almamda çok arkadaşlar onu dinlemeyin. Yanlış söylüyor. Bazı vitaminler var. Onları şimdi aşağı inip göstereceğim size. Bu böyle bir ilaç. Böyle bir şey. Koronavirüs kanda pıhtılaşma yapıyormuş. O yüzden bana böyle bir şey verdiler. Bunu hasta olduğum günden beri vuruyorum. Koluna iğne mi yapacaksın? Evet. Şuramı tut. Bakamam, bakamam. Yapıyorum, yapıyorum. Upsi. Kendi iğnemi kendim yapıyorum. Ben iğneden nefret ediyorum arkadaşlar. İğneyi hiç sevmiyorum. Evde tek değiliz. Evde başkaları da var tabii ki. Amcamın odası burası. Selam. O da maskeyi eksik etmiyor. Maskesiz gezmiyoruz evde. Ben girmiyorum odana. Bence de. Onlarda daha hiçbir belirti yok. O yüzden daha test yaptırmadılar. Belirti yokken Covid testi yapılmıyormuş diye. Yani onlar iyi bakıyor kendine. Bana kolonya atsana. Git. Git. Kolonya. İkiniz birden. Kolonya atıyor, fışkırtıyor. Mert de burada. Ne izliyorsun? Bayağı hakkısı diyorum. Maskeni tak, maskeni öleceksin. Yemek yapamam, yemeği yapayım. Ne yapıyorsun lan, virüsler? Mert'in odasında yeşil ekran var arkasında. Odam çok büyük geldiği için ben odayı üçe böldüm. Buraya yeşil ekran kurduk. Dışarıya çıkmak istediğimiz dizil ekranın oraya geçiyoruz. Al beni çek. Ejder havalla dövüşüyorum. Şimdi gerçek bir korona. Şimdi de kadın Mert. Çok korkunç. Sen nereye gideceksin? Ben de şey yapabilir miyim? Tatildeymiş gibi çeker misin? Evet. Hala tatildeyiz. Never ending summer. Doktor. Mert'cim burada bir sürü yeni maskesi var kullanılmama. Yeni değil sayılır. Dokundum, onları elledim. Dokunma, dokunma etrafa, dokunma. Ben ağzıma tükür, acelaz, ağzıma tükür. Ben eldiven boşuna mı taktım? Bak, maske, iki kat maske takmış. Bir yaklaşınca böyle. Korkunç adam. Şu anda bir şey yok. 5. gün ben atlattığımı düşünüyorum ama sonraki günlerde tekrardan ateşlenme falan filan olduğu söyleniyor. Uff, inşallah bir şey olmaz. Karantina ihlali yaptığı tespit edildi ve bir öğrenci yurduna yerleştirildi. Gerçi o iddiaları reddediyor. Enes Batur'un evinde olmadığının belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ve yurda getirildiler. Çok önemli bir adam. Ben çok seviyorum. Gençler bayılıyor. Gerçekten de kötü hiçbir şeyini görmedim. Öyle değil mi Enes Batur? Türkiye'nin en çok izleyicisine sahip olan YouTuber'cı arkadaş. Peki sen niye dışarı çıktın? Herkese örneksin ya, yaptığın videolarla, konuşmalarınla. Herkes, küçük çocuklar, büyükler, kadınlar, erkekler seni izliyor. Sen niye dışarı çıktın? Niye Beykoz'daki villandan kaçtın? Polis ekipleri geldi 15 kişi civarında. Ve beni zorla alıp savcılıktan böyle bir haber aldık. Siz evinizden çıktınız dediler. Ama seni yine de evde buluyorlar değil mi? Evden alıyorlar aslında. Evet, beni evden aslında alıyorlar. Ben evimde değilsem ben nasıl beni evimden alabilirler? Aynen. Tedavin oluyor mu? Tedavim olmuyor, öylesine duruyorum ben. Hiç kimse bana bir şey getirmiyor. Sadece yemek veriyorlar. Benim ilaçlarım da bitti. Ben iyiyim. Hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kötü niyetli insanların ihbarıyla oluyor bu.
Neye dayanarak sizi götürdüler evden alıp? Kontrole geldik. Çarşamba günü saat 10 gibi geldiklerini söylediler. Akşam 10 gibi. Fakat 10 gibi ben hiçbir haber almadım. Başkaları parti yapıp dışarıdaydı, bebek evet, de oradaydı, herkes geziyordu. Evet, ben anlayamıyorum. İşte buna çok kızıyorum işte. Ya. Sizin anlattıklarınızdan farklı haberler okuduk aslında. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Evet, başıma gelen şeyleri biliyorsunuzdur belki. Haberlerde görmüşsünüzdür. Şu an KYK yurdundayım. Hatta kahvaltım gelmiş. Gidip kahvaltımı alayım. Her yerimde stresten dolayı uçuk egzama çıktı. O yüzden yüzüm kırmızı kırmızı. Çünkü saçma sapan şeyler yaşadım. Durun kahvaltımı alayım. Evet, kahvaltı. 3 öğün yemek veriyorlar. Kahvaltım kapının önünde servis ediliyor. Başıma gelen olayları anlatırsak sıkıntı olan KYK yurdunda kalmak değil. Burası bir yurt. Sıkıntılı bir süreç geçirmiyorum. Tek sıkıntı olan şey adımı karalamaya çalışmaları yalan haberlerle. Yani medya gerçekten bir çöplük. Habercilik gerçekten bir çöplük. Bir tanesi yalan haberin birisini fazla tık etkileşim almak için ortaya atıyor. Bütün haber kanallarını da onu kopyalıyor. Türkiye'deki haberciliğe hiçbir şekilde bundan sonra inanmıyorum. Hepsi baştan sona bir çöplük. Hiçbirinin doğruluk payı %100 yok. Hiçbir gördüğüm habere inanmayacağım. Türkiye'de en azından çıkanlara. Çünkü gerçekten rezalet bir ortam var. Şerefimi koydum ortaya. Eğer dedim ki ben kaçtıysam, eğer evimden bir kere bile dışarı çıktıysam beni hapse atın dedim. Buna rağmen beni sürekli televizyonlarda, haber kanallarında, bütün haber kanallarında kimin işi var, kim bunu yaptırıyor bilmiyorum ama sürekli beni evden kaçmakla suçladılar. İnsanların gözünün önünde beni küçük düşürmeye çalıştılar. O yüzden bundan sonra habercilik benim gramımda değil. Hiçbir rezalet televizyon kanalına çıkmayı düşünmüyorum bu konuyla ilgili. Sadece bazı kanallar var, bazı iyi kanallar var doğru habercilik yapan. Sadece onlara çıkacağım. Onun dışında televizyonda işim yok. Bizim işimiz zaten burası YouTube. Selam. Burada özgürce istediğimiz içeriği yapabiliyoruz. Her neyse. Ben zaten burada çok kalmayacağım ama haksız bir şekilde buraya getirildim. Yani buraya geldiğimden beri de bana muayene yapılmadı. Hiçbir ilaç da verilmedi. Buraya geldim ve kimse bakmadı bile. Odaya konulup geçildim. Hiçbir anlamı yok burada kalmamın. Ne vitamin veriyorlar bana, ne bir şey veriyorlar. Sadece 3 öğün yemek veriyorlar. Yani sağlık açısından bir farkı yok burada kalmanın. Ben evde daha iyi bakılıyordum. Şöyle bir oda. Şöyle bir yerde kalıyorum hiçbir şekilde dışarı çıkmadan. İyi ki kötü değilim. Sağlığım iyi durumda. Yani ben buraya getirmeden önce de sağlığım iyi durumdaydı. Sadece arada başım falan ağrıyor. Koronayı atlattığımı düşünüyorum. Belki şu an test yaptırsam sonuçları iyi çıkacak, negatif çıkacağını düşünüyorum ama burada saçma sapan bir şeyden dolayı duruyorum yani. Çünkü ben kuralları ihlal etmedim. Bakın oda tur yapıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, bu benim kaldığım odanın kapısı. Bu da tuvalet kapısı. Burası da diğer tuvalet kapısı. Burada içeriye tuvalete giriyorsunuz. Burada duş var galiba, hiç kullanmadık. Evet, duş var. Duşumuz. Şey, tuvalet. Oradan çıkıyorsunuz, muhteşem bir oda turu. Bana gelen hediyeler, bunlar hediye olarak geldi. Arkadaşlarım getirdi. Pastalar, börekler falan filan. Burası biraz dağınık. Kusura bakmayın, beni biraz yanlış zamanda yakaladınız. Biraz dağınıktı içerisi. Uf, kafam patlıyor. 7/24 polisler dolaşıyor. Nereye kaçacağım ki zaten? Niye kaçmak isteyeyim ki? Ben haksız bir şekilde buraya getirildim. Neyse, dediğim gibi yani bu yurtta kalmak sıkıntı değil. Zaten ben evimden çıkmıyordum. Evimde iyi şartlarda bakılıyordum. Şimdi şuraya bilgisayar kuracağım. Şunun üstüne. Laptopumu getirttirdim. Sonra bütün gün oyun oynayacağım. Ne yapacağım ki yani? Amaçsız. Devletimizin benim bu kaldığım bu haksız durumda benim yanımda olmasını isterdim. Hak hukuk devletiysek biz. Yanlış bir şey yapmadım. Haklıydım ama ona rağmen bütün haberlerde, habercilikte beni kötülediler. Hiçbir kimse de bana bu konuda yardım etmedi. Benim bu konuyla gelecekteki hareketlerim buna göre olacak benim. Yani ben haksız bir şekilde suçlanabiliyorsam herkes haksız bir şekilde suçlanıp yargılanıp hak etmediği cezalar alabilir. Şu an küçük bir şeyden bahsediyorum benim başıma gelen ama gelecekte daha büyükleri de olabilir. Bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Öğle yemeğim geldi. Öğle yemeğim bir ekmek. İçinde ayran var. Onun yanında 3 çeşit yemek var. Bakalım neler gelmiş. Kendime şöyle bir alan yaptım. Oyun oynuyorum. Bu yoğurtmuş. Yanında bir tane su ve ekmek. Bir nohut yemeği, yanında bir çorba. Ve pilav. Bir de yanında yoğurt. Yani güzel. Yakınınız varsa dışarıdan kendiniz de yemek getirtebiliyorsunuz. Bana yakınlarım abur cubur getirdiler. Böyle abur cuburlar var. Bir de şu vitamin haplarından istedim. C vitamini, multivitamin. Daha önce de söylediğim gibi burada herhangi bir vitamin takviyesi yapılmıyor. Sadece yemek veriliyor. Hatta gelip ateşimi bile ölçmüyorlar. Acaba ölecek miyim? Evet. Hava karardı yurdumuzda. Şimdi akşam yemeğimi alacağım.
Evet, akşam yemeğimizde öğle yemeğimizle hemen hemen aynı ama bir tatlı koymuşlar bugün. Teşekkür ederim. Evet, yemeğimiz akşam yemeğimizde mercimek çorbası. Yanında fasulye var. Ve bir de pilav. Değişik fantezilere gireceğim. Fasulyeyle pilavı karıştırıyorum. Ulan ne kadar çılgınım ya. Odamda neler yapıyorum Allah'ım beni. Bunun için de polis kuvvetlerinin yakalaması lazım bence yani. Fasulyeyle pilavı karıştırdım. Bu bir idam sebebi. Beni idam etmeleri lazım bu fasulye pilavı karıştırdığım için. İnşallah yakalanmam. Manda yoğurdu getirmişlerdi arkadaşlarım. Manda yoğurdu yiyeyim. Yani yemekler çok değil, aşırı değil ama tok tutuyor. Bye. Selamlar, bugün pazar günü. Kahvaltımı yiyeceğim. Kahvaltımızda bir domates, biraz zeytin, reçel krem peynir ve salatalık, bir de ekmek bulunuyor. Gönül isterdi bir yumurta olsun. Olsun. Ne yapalım? Bunları yiyebiliriz artık. Çatal bıçakları arkadaşlarımdan aldım, o yüzden metal. Normalde plastik çatal bıçak oluyor. Şöyle bir kit. Şöyle bir kit. Bir yandan oyun oynar, bir yandan yemeğimi yerim. Neyse, o zaman çıkışta görüşürüz. Ben yemeğimi yiyorum. Muhtemelen yarın veya çarşamba çıkacağım. Evden çıkmadığım kanıtlandı. O yüzden yarın çıkmam bekleniyor. O zaman görüşürüz çıkışta. Bay bay. Ben gidiyorum. Ciao KYK. Görüşürüz KYK. Bay bay KYK. Bay. Gidiyorum, bütün aşklar hep yalan dolan. Gidiyorum, gidiyorum. Mert'i uyandıracağım. Beni gördüğüne sevinecek mi acaba? Dur bakalım. Günaydın! Nafız tam döndü! Nafız! Hayattayım. Bu uyuyor burada. Çocuk çürümüş burada. Ölü kokuyor burası. Gidip oğuluşlarıma bakayım, köpüşlerime bakayım. Büyüdüler hayvanlar benim yokluğumda. Oğuluşlarım. Büyüdünüz mü siz? Büyüdünüz mü siz? Dev gibi olmuş. Benim yokluğumda büyüdün mü sen? Şuna bak. Sen de gel, sen de gel. Ne yapıyorsun bacağıma? Sen Hera kadar olmuşsun. Hera zaten ne olmuş? Onun boyu hala küçük. Sen niye büyümüyorsun? Bak gene her yerim tüy oldu. Eski günler dönüyor. Her yerim tüy oldu. Çocuğum bensiz büyüdü, bensiz büyüdü. Kocaman oldu, kocaman. Beni mi özledin sen? Aç ellerini, dans et. Ah, evet, mutlu aile tablosu. Şuna bak, şuna bak. Hey, adamım, kocaman oğlum, çok ağırlaşmış bu. Kaldırırken zorlanıyorum, ağırlık çalışacağım artık seninle. Squat yapacağım seninle, gel. Selam, videonun başladığı yerdeyiz, yani odamdayım. O saçma sapan haberlerin çıktığı gün, her şeyin başımıza geldiği gün aslında bu videoya başlamıştım. Koronayı nasıl atlattım videosu, nasıl iyileştim videosu yapacaktım. Korona kötü bir şey arkadaşlar, kimsenin yakalanmasını istemem. Yakalanan insanlara da şifalar diliyorum, yakalanmayanlar da çok dikkat etsinler. Ben bununla ilgili bir video yapacaktım, koronayı nasıl yenebilirsiniz, nasıl bunun üstesinden girebilirsiniz diye. Fakat kimsenin İstemeyeceği olaylar geldi başımıza. Son söyleyebileceklerim videoyu bitirmeden önce, habercilik bir çöplük. Medyaya olan güvenim tamamen sarsıldı. Çünkü kendim birebir yaşadım. Hiçbir şekilde yanlış bir şey yapmamışken bütün her yerde bas bas bağıra bağıra beni kötü ilan etmeye çalıştılar. Ama siz bana inandınız. Çok teşekkür ederim. Bu kötü günümde kimin dost kimin düşman olduğunu gördüm. Habercilikten, o leş çöplükten bana hiçbir zaman bir yararın gelmeyeceğini de anladım. Ve bir yandan da adalet temini olan inancım kırıldı. Umarım gelecekte yaşayacağımız olaylarda bu düzelir. Hakkımı savunacağım. Gerekli kanallara, gerekli kişilere dava bağlarımı açacağım. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Sonuna kadar haklıyım. Yani KYK'da kalmak sıkıntı değildi arkadaşlar bu arada. Tekrar söylüyorum. Bazı kuruluşlar bunu çarpıtmaya çalıştılar. Enes Batur KYK'da kaldığı için ağlıyor gibisinden şeyleri çevirdiler. Koskoca Enes Batur'u bir yurda götürmüşler. Enes Batur da pırıl pırıl yurdu gösteriyor. Diyor ki ya ben burada durmak istemiyorum. O öğrenci orada durmak için üzerine para veriyor mu? Veriyor. Sağ olsun devletimiz böylesine güzel yurt yapmış. Üniversiteyi de kazandık, kapağı da attık. İnşallah güzel. Ama sen şimdi Enes Batur'u alıyorsun ve oraya koyuyorsun. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Enes Batur'a bunu yapmayayım. Ya siz kimsiniz ya?
Enes Batur kim, sen kim? KYK'da kalmak sıkıntı değildi. Sıkıntı olan şey, ben yanlış bir şey yapmamışken bütün televizyon kanallarında, bütün habercilikte, en azından çoğunda, ya ben yanlış bir şey yapmamışken birçok haber kanalının benim adımı kötülemeye çalışması, beni kötü ilan etmesiydi asıl sıkıntı. Ben yanlış bir şey yapmamıştım çünkü. İnsanlara bana sorumsuz, insanları önemsemeyen, korona olduğu halde kimsenin canını umursamayan, leş bir insan muamelesi yapmak için bas bas bağırdılar haber kanallarında. Beni kötü ilan etmeye çalıştılar. Benim sıkıntım bunlaydı. Ben bu yüzden psikolojik olarak yoruldum. Çünkü bir sürü insan beni tanımayan veya beni ilk defa o haberde gören insanlar benim hakkımda şunu düşündü. Vay şerefsize bak, karaktersize bak diye düşündü. Çok fazla küfür ettiler. Hiç hak etmediğim halde. Bunlar beni psikolojik olarak yordu. Yoksa KYK'nın bir sıkıntısı yok yani. İnsanlar o yurtlarda yıllarca kalıyor. Ya gerekli değildi. Evimde daha iyi sağlıklı olarak bakılıyordum ama orası da cehennem değil sonuçta yani. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başımıza türlü türlü olay geldi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Koronayı nasıl yendim? Bu kadar salakça olay başımıza geldi videosunun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Umarım gelecekte hapse mafse sokmazlar beni yapmadığım bir şeyden dolayı. Çünkü korkmaya başladım artık. Şu yapmadığım şeyden bile bu kadar medya üstüme geliyorsa küçücük bir olaydan, daha neler olabilir, gerçekten korkuyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Yanda çıkan videoya tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. İyi ki böyle bir YouTube kanalım var ve size gerçekleri kendim anlatabiliyorum. Dava yoluyla da kanıtlayacağım geçtiğimiz günlerdeki haberciliğin ne kadar çöplük olduğunu gelecekte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kötü günler arkamızda kalsın. Sizi seviyorum. Öpeyim. Bye bye.